Merhaba Hikaye Bulut takipçileri, ben Alper. Bugün sizlerle birlikte sizler için Forza Horizon 2'nin yeni bölümünü çekiyoruz. Yanımda Orkun var. Merhaba arkadaşlar, bu sefer direksiyonu ben aldım elime. Direksiyon koltuğunda Orkun var bugün. Yavaştan kendisinin başlayalım. Yeteneklerini göreceğiz. Pek emin değilim o konuda. İlk defa oynuyorum ben de. Alışacak. En son, son olarak garaja gitmiştik ve oradaki bir kız bize demişti ki işte ben size her türlü yardımcı olabilirim, işte buraya gelin, araba modifikasyonları hakkında falan filan demişti. Evet. Gördüğünüz gibi Z4 arabamız. Yarışa başladık. Başlamak üzereyiz. Şu an evet, Sports Cars yarışına başlıyoruz. Yani spor arabaların yarışına. Bu bir sprint yarış. Evet, arabalarımız da gayet güzel. Evet, böyle bir ekran geliyor karşımıza. Hani herhangi başka bir şeyleri ayarlayacaksak, değiştireceksek orada girebiliyoruz ama girebiliriz. Bir nevi loading ekranı, yani yükleme aynen. Ekranı bu şekilde geçiyor. Şu anda bekliyoruz. Direkt start yarışa race başlıyoruz. Dedik. Ve evet. Beni bir anda... Orkun başladı yarışa. Evet, kontrollere falan alışmam biraz zaman alacak gibi ama... Hiç önemli değil, biz bu mazeretlere alışkınız. Sıkıntı yok. Hani ehliyeti bakkaldan mı aldın falan tarzında espriler beklemiyorum lütfen. Evet, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çünkü ilk yarışta ben de biliyorsun, geçememiştim zaten. Evet. Seni rahatlamak için söylüyorum evet, aslında. Evet, farkındayım ama şu an hiç rahat değilim yani. Üzerimde kendisi. G kuvveti var. Evet. Yaklaşık... Arkadaşlar, bilmiyorum. Biz Forza Horizon 2'yi çok beğendik. Özellikle grafikler ve araba modellemeleri konusunda inanılmaz başarılılar. Checkpointlere dikkat ettiyseniz her iki tarafta kırmızı dumanlar şeklinde yapmışlar. Bazı bölümlerde bu lazer ışığı olarak oluyor. Bazı bölümlerde kırmızı duman, bazı bölümlerde daha farklı oluyor. Değişik olmuş, güzel olmuş. Kontroller çok zor bu arada. Kontroller evet biraz daha zor. Gerçekten. Ayrıca dediğim gibi modellemeler çok başarılı. Az önce biz öylesine serbest bir şekilde dolaşırken yanımızdan bir adet Ford Transit minibüs geçti. Bir amca geçti. Hakikaten inanılmazdı yani. Gerçekten. Ford Transit'in nesi inanılmazdı diyebilirsiniz ama Ford Transit'in hakikaten... Gerçekten yani, bir Ford Transit geçti gibi. Ya araba da bilmiyorum, oyunda Ford Transit'le yarışıyor muyuz ama hani oyunda yarışta kullanmadığınız arabaları bile inanılmaz detaylı bir şekilde modellemişler ve en ufak bir hani bir şeyi gözden kaçırmak istememişler olabildiğince. Belki vardır tabii ki ama bizim şu ana kadar daha çok başındayız oyunun. Bir de serbest sürüş modundayken online oynayanlar da geçti, onlardan da bahsedebilirsin. Evet, serbest öylesine dolaşırken açık dünya olduk üzere öylesine dolaşırken yanımızdan o anda yine bizim gibi yani yoldan gidersen daha iyi olur. Oyun içerisinde olan gezen diğer insanlar kendi araba yanımızdan geçtiler, yani online gerçek bir oynayan kişiler. İşte bu da çok büyük derece hani online platformda olmasının bazı hani hoş detayları bunlar. Kesinlikle. Bu arada üçüncü olurum diyordum ama evet. Olmadı maalesef. Arkadan da geliyor. Üçüncü maalesef. Değil. 10 puan aldın. Beşinci olduk. Beşinci olduk. Sanırım devam edebiliyorsun ama. Bir şey değil. Evet, bu ilk üçe girmen gerekiyor yok, gibi değil. Bir durum da bir şey vardı. Replay izleyebiliyoruz. Restart devam edelim. Devam edelim biz. Neredeyiz? Bakalım. 10 puanla. 10 puan almışız. Evet. Sanırım 20 puan birinciye, 16 3 puan ikinciye. 3 yarışlık bir event yani o bir... toplamda herhalde kaçıncı sırada olmamız lazım bilmiyorum. İkinci yarışa giriyoruz şu anda. Evet, evet, arabayı biraz düzeltmişim ben. Maserati de gayet güzel. Gördük. Başka bir şeyde. Devam edelim. Tamam. Topladığımız puanlarımız. Bunları daha sonra arabayı modifiye etmek için veyahut da işte orasını burasını düzeltmek için, boyamak için, yapmak için falan yani kullanacağız. Orasını burasını düzeltmek için benim bayağı bir puana ihtiyacım senin, olacak galiba. Senin sana şu an o arabayı sen düzeltecek bir moda getirmedin zaten. Yani keşke arabayı araba olarak bıraksaydın. Yok, ben diyoruz. Şimdi ayarlayacağım onu. Tamam, sen onu ayarlayacaksın. Şimdi biz Silver Red yarışında yani hedefimiz bu arada 2.02'nin altına inmek diyeyim ben sana. Evet, burada bir soru geldi. Do you want to raise your rival? Yok. No thanks. Yeah. Devam ettik. Öyle bir şeyimiz yok. Evet. Devam ediyoruz. Evet, şu anda. Bu arada tabii Xbox One'da Kinect aracılığıyla konuşabiliyoruz da. Evet, ona bir vurgu yapılmış. Bunu geçmeden, söylemeden geçmeyecek mi acaba? Evet. Diye düşünüyorum çünkü. En an diyelim. Bekliyoruz biz de. Ana gibi bir şey mi? Yani yes. Önce, evet. Yes. Dedik. Evet, şu anda bizi sesli komutla. Bu arada biz de ilk defa denedik sizlerle beraber. Sesli komutla
önlendirme açtık. Acaba, o da çok güzel olmuş. Ana baya en alt diye mi söyleniyor? Ben de bilmiyorum. Evet yani telaffuzlar farklı olur çünkü hangi ülkedeki ismi söyleyeceğimi de bilmiyoruz. Evet şu an bizi yönlendiriyor. Sıvı ben derim oyunun güzelliğidir. Hasat zamanı gelmiş galiba. Aynen, sen aynen. Bir... O iyiydi ya, ben efektleri göstermeye çalışıyorum. Evet, onu ben yaptım bir kere. Tamam. Yani, o yemez, ben, o yemez diyorsun yani. O numarayı ben bir kere yaptım. Ya şöyle bir şey fark ettim. Ben ilk defa oynadığım için oyunda arabanın kontrolü hani bir kere böyle bir elden gitti mi o gidiyor. Hani çok kolay kontrollenecek. Çünkü normalde öyle değil mi? Yaptın yani 150-200'lerle gidiyorsun. Hani en ufak bir kontrol kaybı. Karşıdan gelen arkadaşlar. Böyle bir ağaca da vurduğun zaman mesela hani 150-200'le giderken 50'lik yolda 150'le gittiğin zaman. Tabii en ufak bir direksiyon hakimiyetini kaybettiğin an araba tekrar toparlamak çok zor olacak. Aynen. Geldik ikinci yarışa bu arada. Evet arkadaşlar şu an Orkun ikinci yüksek hız yarışını yapacak. Orkun'a altındaki BMW Z4'ün hakkını vermesini istiyoruz. Asfaltı ağlatmayı. Asfaltı ağlatmasam da arabanın hakkını ver. Yani diyoruz bakalım. Yine Castellato'yuz burada. İkinci yarışımızı yapıyoruz. Yine yarışa çok girerken arabamız birazcık façayı düzeltip mi girdi acaba? Tabii tabii. Değil mi? Arabayı düzelttiriyoruz o arada. onu ayarladık. Hiç problem yok. Şimdi bekliyoruz. Şu anda yükleniyor ve yüklendi. Evet. Zaman kaybetmeden yarışa girin. Korkum umarım hazırdır. Alıştıkça daha iyi oynayacağımı. Evet. Bakıyoruz şu anda. Diğer araba çok başarılı bu arada. Yanında şu an bir Audi var. Evet. Tam da böyle birebir aynı ayarda arabalar da diyemeyiz aslında. İyi arabalar var. Var tabii ama hani senin klasında o. Senin klasmanında o. Dolayısıyla tabii her arabanın BMW olması hoş olmazdı yani. Ya. Aynı segmentteki farklar var. Biraz tabii ki bunun sebebi de yani sürücünün yeteneğinin ortaya çıkması. Evet. Deyip orada topu da orada atıyorum. Orada bayağı bir topu attın. Bu yüksek hız yarışı olabildiğince hızlı. Çünkü onlar sanırım bayağı bir düzlük olacak. Hız yapmaya müsait herhalde. Bayağı bu hızlı olacak. Çok aşırı kırmadan direksiyonu. Önümüzde bir başka bir BMW var zaten. Gayet başarılı. Orkun iyi aldı gidiyor. Aman orada çok fena bir ağacı kim koydu oraya ya diye. Ağacı oraya kim koydu? Evet olmadı o ya. Bu İyi gidiyor. Unutma yani böyle durumlarda geri alabilirsin. Aa evet doğru. Çünkü hani araba yarışlarında adamı geri eden bir şeydir bu. Hani geri alma iyi bir şey. Kesinlikle. Orada aslında geri alabilirdik ama biraz fazla geçti. Bildiğim kadarıyla hala Gran Turismo'da geri alma yok. Bilmiyorum. Yani yanılıyor olabilir. Yok ve Gran Turismo oynayanlar özellikle bunu çok istiyorlar diye biliyorum. Çünkü ben bir Gran Turismo severim. Gerçekten ben seviyorum. Ben burada bu dönüşü beğenmedim. Ve hemen pardon yanlışlıkla buradan buraya döndük. Ben bir Gran Turismo severim. Oynuyorum. Çok da severim Gran Turismo'yu aslında. Tabii biraz İnsan arıyor geri almayı değil mi? Ya gelsin arıyor. Hani Gran Turismo'da bu ehliyetler falan evet. Güzel ama bilmiyorum ben açıkçası Forza özellikle 5'ten sonra ben Forza'nın hani, rakipsiz diyebilirim artık herhalde. Yani Forza'nın bu konuda kesinlikle katılıyorum. Need for Speed çok iyi diyor ama Need for Speed son zamanlarda çok tekrara girdi. Çok aynen çok yenilikler göstermedi maalesef. Ama ben Forza özellikle 5'te yani tabii ki 4 de güzeldi, 3 de iyiydi falan filan ama özellikle Forza 5'te yeni bir sınıf attı. Yeni bir sınıfa geçti. Aynen. Atladı yani sınıfını. 5 çok iyiydi. Forza Horizon 2'yi de çok beğendim en azından şimdilik. Beğendim. Çünkü İlk çok başındayız. İlk izlenimiz evet. Çok iyi. Evet, Orkun'dan güzel bir dönüş. Güzel bir güzeldi dönüş. Ama toparlayamadım orada. İşte burada bahsettiğim buydu. Kontrol kaçtı mı? Toparlaması zor oluyor. İyi gidiyordum. Hala da gideceğim ama biraz da şu var. Ayrıca araba hasar aldıkça dönüşler tabii ki zorlaşıyor. Orada bir geri al. Evet. Çünkü bundan bahsedebiliriz. Evet. Checkpoint'lerin içinden geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani yanından yine olmadı. Yanından geçeyim, sağından geçeyim yok. Hani çünkü bu bir açık dünya yarışlar olduğu için hani sizi piste tutmanın bir yolu bu aslında. Eğer böyle bir şey olmasaydı siz her türlü çayır çimen dağ tepe falan ki Orkun bir nevi onu yapıyor zaten çayır şu anda. Çayır çimen demişken ben çayır çimene bir gidesin. Kesinlikle yani bu sizi bir nevi piste tutmak için yapılan bir
Olamaz ya, ben iyi gidiyordum yine, ben 5-6'larda dolaşıyorum. Evet, Orkun ikinci yarışta 6. giderek düşerek, giderek düşen bir önümüzdeki yarışta 7. olacağım herhalde. Yine puanlarımız 6840. Zaman, kredi diyeyim ben ona. Kredi gibi. Experience evet. Points herhalde. Tecrübe puanı. Level up'lık şey. Bu arada. Yeni özellikler açıldı bununla ilgili. Yine hayır diyelim. Devam edelim. Devam ediyoruz. Ve kısa bir tekrar haritayı açıp tekrar şey söyleyeyim. Karşıdan gelen bir arkadaş var. Yani ana diyebiliriz. Evet. Event. Zaman oldu. Ben söylerken konsantrasyonum. Evet, gidiyoruz şu anda. Bize böyle yolları göstermesi de güzel olmuş. Yani hiç, evet evet. Gerçekten güzel bir özellik. Ve karşıdan bir Ford daha geldi. Bir Ford. Şey var. Çiçek atmasın Ford'larından bir tane geldi yani. Ya arkadaşlar, siz de görebiliyorsunuz, grafikler, modellemeler çok başarılı. Hep aynı şeyi söylüyoruz çünkü hani önemli aslında bir oyunda grafik. Yani her ne kadar Crytek'in yönetimlerinden bir tanesinin açıklaması var sonra. Ya o ne kadar talihsiz bir açıklama. Hani oyuncular için aslında oyun grafikleri o kadar önemli değil. oyun grafikleri çok önemli değil oyuncular için. Oynanır birlik çok da önemli, grafikler kötü olsa da oynarlar dedi. Olamaz. Ben hani 2014'ün de bu açıklamayı kabul etmiyorum yani. Tabii ki oynanabilirlik çok önemli. Ama madem evet yanlış yerden gitmişim bu arada. Ama 2014 yılındayız ve artık oyunlarda oynanabilirlikle beraber inanılmaz grafikler sunulmaya başladı. İnanılmaz mekanlar, ortamlar. Bence grafik bir oyunun en büyük temel taşlarından. Acaba ben kendisine sormak istiyorum. Madem oynanabilirlik çok önemliyse Rise'da neden oynanabilirlik yerlerde? Yani Rise'da yine baktığınızda mesela Rise'da grafikler çok iyi. Müthiş bir grafikler var. Çok güzel hakikaten. Konsept çok başarılı. Çok düşünce çok iyi. Her şey mükemmel ama oynanabilirlik konusunda büyük sıkıntılar var. Kesinlikle. Dolayısıyla yani bence her ikisi de olmazsa olmaz. Yani. Aynen. Çünkü hani biri diğerinden daha önemli diyemeyiz. Kesinlikle. Herhalde. 2014 yılındayız arkadaşlar. Yani geldiğimiz noktada konsolların, bilgisayarların yapmış göstermiş olduğu performanslar, yetenekler, ekran kartları dolayısıyla artık bu kabul edilemez bir şey. Evet, yarışa ve geldik. Yine bir son herhalde ayak. Festival Cross Country yarışı yapıyor Orkun. Artık en azından ilk üçte bitirmek istiyorum. Mazerete yer oyuna yok. Oyuna alıştım diyoruz. Artık tamam. Mazerete yer yok diyoruz. Bu aşamada Cross üçüncü Country etkinliğimiz, üçüncü yarışımız. Bu arada çok güzel bir Mercedes'i gördüm orada. İçin gitti değil mi? C serisi bir alet. Modellemeler çok iyi olunca insan arabalara baka kalıyor. Evet, bekliyoruz. Festival hazırlıkları Cross Country yarışı yapıyoruz. Orkun bakalım bizim için bu yarışı festivale çevirecek mi? Kesin. Kendim için bir festival olacağı kesin. Yoksa ama sizin için olacak mı bilmiyorum yani. Bizim için bir festival mi olacak yoksa bir hayal kırıklığı mı olacak göreceğiz. Ya ben Forza oynamayalı çok uzun zaman oldu. Gerçekten en son 4 en son adı Forza yoktu galiba. Yani en son hep buralar hep yoktu. Buralar hep tarlaydı. Ben hala tarla. Evet, bak, gördüğünüz gibi. Aman tarla, ben tarla. Yoldan gitmeye çalışıyorum bu arada. Çok zorladılar. Oradan bir müdahale geldi. Bu arada tabii illa checkpointler yolda falan değil. Bu oyun açık dünya olmasının nimetleri işte bunlar aslında. Çünkü tarladan, bağdan, bahçeden gidiyorsun. Bu arada tarladan gitmek inanılmaz zor. Arabayı öyle yolda kolayca sürdüğünüz gibi süremiyorsunuz maalesef. Orkun bir daha yol tutturabilirse olacak bir şeyler. Evet. Ümit ediyoruz. Evet. Orkun ısrarla inatla dönmeye devam ediyor. Kaçtı mı gidiyor? Aynen arabalar da kaçtı gitti. Ya, evet. Bu yarış herhalde zorluk derecesi 1, 2, 3 hani üçüncüsü en zor oluyor. Biz nereden gidiyoruz? Biz nasıl bir şeyin içine düştük? Orkun keşke sadece ya olamaz. Devletmana zarar vermez ediyoruz. Evet. Eve girdim bayağı. Eve gidiyoruz. Hayır, merak etti bu. Girişe ne oluyor? Girebiliyoruz mu diye. Ev sahibi var orada. Ağaca da girdi. Evet. Yok artık ya. Arkadaşlar Orkun bayağı başarılı bu konuda. ev, ağaç, yol yani gitmesine yol dışında her şeye uğradı. Kamumana zarar verdi. Ben ne demiştim az önce bu yarışta ilgili bir şeyler söylemiştim. Onların hepsini geri alıyorum.
Ama sen bizim için festival çevirdin. Ya kendi öyle. Kendi şampasından bir çok eğleniyoruz şu an seni izlerken. Hakikaten şunu anladık ki bir daha asla Orkun'a Forza direksiyon vermiyoruz. Ya, yani. Ben FIFA'dan devam edeyim en iyisi. Çok karışık ama zor gerçekten. Şu anda özellikle son... Orkun kamu malına zarar vermekten... yani hakikaten... Çok temiz yarış çıkardım diye puan verdim bana oradan. Neresi temiz bunu anlamadım. Çok temiz ot biçiyorsun diye herhalde. Ben koptum zaten bu arada yani. Ben artık yarışçıları yakalama derdinde değilim. Yarışı bitirebilme derdinde orada şu anda. Evet. Arabayı tek parça. Şu balyalara girsem... Ne olur çok merak ediyorum. Girebilir miyim? Zaten çok merak mı? Ya bir şekilde uğruyorsun orada. Oy 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 oy. Evet. Sen. Hepimiz heyecanla Orkut'un ne yapacağını merak ediyoruz şu anda. Yok, ben artık kaza moduna bağladım. Evet. Hakikaten. Ama yani öyle keskin dönüşler var ki şimdi de bir yola çıktık. Umarım yolda gidersin. Yolda gideceğim. Anlaşılan o ki gaza basmayı kesip yolu düzeltip oradan devam etmek gerekiyor. Yani uzun zamandır da arkadaşlarım da kolay olarak ben yani Orkun hayırlısıyla bu oyunu bu yaşta bitirebildi. 11. Risk puan puan verdiler. 11. puan vermeleri bile güzel yani. Ama o yani 12. olan var bu arada. Nasıl? Aa, Orkun canım var. Düşün yani. Orkun'dan daha kötüsü varmış. Tamam, sözlerimi çoğunu geri aldım. Kardeşim benim ya. Sözlerimi çoğunu geri aldım. Evet, devam edelim. Evet. Forza böyle de oynanabiliyor'yu gösterdik bu videoda ya. Maalesef arkadaşlar ya. Verdiğimiz geçici rahatlamaları özür dileriz. 15 puan kazanmışız toplam şampiyonşipten. Herkes beni yarışı bitirdim diye alkışlıyor herhalde. Nasıl bitirebildin diye alkışlıyorlar. Hiç kimse beni beklemiyordu herhalde. Seni alkışlar senden sonra gelen galiba. 12. olan. Yok 2 kişi 3 kişi alkışlayacaklar. Yani kimse beni beklemiyordu. Ben gece şaşırdılar alkışlıyorlar. Evet toplam yine işte kazandığımız puanlar vesaireleri falan. Forza Horizon 2'nin 2. bölümündeki yarışlarımız bu kadar. Evet. Ufak tefek çok ufak tefek bazı bilgiler var. Sizlere onları göstereceğiz şimdi. Oyunla ilgili bizim çok hoşumuza giden, çok beğendiğimiz, yeni keşfettiğimiz tabii, bazı. Bunu yeni keşfettik. Hani bunu nasıl diyeyim? Belki oyunu aslında çok fazla kullanamayabilirsiniz hani çünkü çok aşırı detay isteyen bir bölüm. Ve seçtik gidiyoruz aynı zamanda. İyi haritadayız şu anda. Seçiyorsun orayı. Resume tamam. Diye dememiz gerekiyormuş. Resume dedik. Hani şimdi bu, şöyle göstereyim. Bir yön tuşlarına yalnız analog değil yön tuşlarına aşağısına basılı tuttuğumuz zaman şöyle bir ekran geliyor. O arabayla alakalı detaylı bilgilerin yer aldığı ekranlar geliyor. Şimdi mesela değiştiririz. Burada sürtünme. Sürtünme hani dört tarafın ön arka, ön sağ, ön sol de. Dört tarafı sürtünmesi onu göstermek için yapıyorum. Geçelim bir sonrakine. Burada arabanın süspansiyonlarının şu anki durumu ne aşamada olduğuyla alakalı ve durumda olduğuyla alakalı bazı bilgiler var. Bir sonrakine girelim. Bu az önce bahsettiğimiz G kuvveti. Yani üzerine evet. Gelen yük sürücünün özellikle formüla araçlarında evet. Falan çok hızlanmaya göre gördüğünüz üzere sağdan sola mesela şimdi sağa bir keskin dönüş yaptığımda hemen sola doğru bir kuvvet tabi ters yani ters yönde ters yön, etki tepki ki. Etki tepki evet. Mekaniğini dinamizmini diyelim öyle adlandırayım gösteriyor. Şimdi bir kere daha geçelim ve burada da arabadaki şu an işte tekerleklerin lastiklerin durumu sıcaklığı sürtünmesi hemen anlık değişiyor onu işte, göstermek için yapıyorum. Lastiğin eskime durumu şu an o lastik freniyle şu an o lastik kaç kilometre hızla dönüyor? Şu an her yandı zaten lastik. Her bir lastiğin tek tek kaç kilometre hızla gittiği falan gibi detaylar var. Bir sonrakine baktığımız zaman bir sonrakinde de burada da ısı. Arabanın ısı. Evet. Yani ön sol, ön ön sağ, arka sol, evet. Arka bölümlerinin içi, dışı ve hani şöyle söyleyeyim, dışı, içi ve ortası yani. Aynen. Detaylı evet. Sıcaklıkları. Çok fren yaparken gidiyor zaten. Bir sonrakine geçersek. Bayağı ısındı orada. Arka lastikler mesela bunu gösteriyor. Ve son. Şu anda arabanın genel hasar durumu.
Orkun'a rağmen şu an çok var Goku Master. Benim aralarında. Ben bu ekranda gidiyorum. Evet. Bunu tercih ediyorum. Evet. Mesela çarpacaktım. Burada ki benim çok hoşuma gitti. Yani hani bu konuda detaylı bilgi sahibiyseniz hani olanlar. Evet, bir şey olmayınca. Ne bileyim işte yarışırken aynı anda bunları kontrol etmek isteyenler, bakmak isteyenler olabilir. Çok detaylı hazırlanmış. Güzel bir bilgi ekranları. Kesinlikle çok başarılı. Ayrıca bir mod daha var. Yine yön tuşlarına. Evet, bundan çıkmak çıkalım. İçin yine basılı tutuyoruz. Çıktık. Bu sefer yukarı yön tuşuna basılı tuttuğumuz zaman da daha eğlenceli bir mod olan fotoğraf modu diyelim. O anki arabanın görüntüsünden bir istediğiniz açıda fotoğraf çekebiliyorsunuz. Evet. Take a photo dediğimizde processing photo diyor. Çekiyor ama fotoğrafı çekiyor, hazırlıyor sizin bunu için. Bunu take a photo demeden cancel diyorum. Cancel. Kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca efekt modları var. Evet. Bastığınız zaman burada bakın mesela soft, high contrast, düşük kontrast, siyah beyaz, natural gibi. Ve ayrıca da bunu kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz. Yani tek tek ayarları değiştirerek, fokusunu arttırarak vesaire yaparak. Hani hızlı bir yarıştaysanız efekt verebilirsiniz. Kesinlikle mesela vesaire. Yukarıda sol tarafta göreceksiniz zoom, hani sanki fotoğraf, dijital fotoğraf makinesi kullanmışsınız gibi zoom olanı. Aynen. Kaç metre mesafesi vesaire gibi detaylar var. Detaylar var. Hani bu oyunun biraz daha böyle farklı yönleri, yani çok oyunun güzel bir anından bir resim paylaşmak isteyebilirsiniz, bir çekmek isteyebilirsiniz, arka plan yapmak isteyebilirsiniz, her şey olabilir. Araba havada uçarken falan bile yakalanabilir yani. Kesinlikle o anda çok başarılı. Böyle güzel duvar kağıtlarıyla oluşturulabilir. Ben gördüm birkaç tane çok başarılı Forza Horizon 2'dan çok inanılmaz yaratıcı resimler. Evet. Yapabilir. Yaşta yapanlar vardı. Arkadaşlar yapabilirler. Buradan bir işte bu arkadaş başka bir arkadaşla burada buluştuk. Burada herkes bu arada açık dünya olduğu için herkes geziyor. Bu mesela bilgisayarın kendi arabasıydı. Kesinlikle. Önde giden bir kullanıcıdan bir tanesi. Bu arkadaşlar da kendi bulundukları yarışa gidiyorlar. Evet, herkes bir yere gidiyor. Şu an herkes bir yarışa gidiyor. Herkes bir önde gidiyor. Yani öyle bir şey dedin ki herkes bir hayat mücadelesi içerisinde. Herkes kendi hayatını yaşıyor burada. Ama biz aynı yerdeyiz. Evet. Evet. Topluluk içinde yalnızız deyip böyle oradan böyle bir çok uzatacağız. Çok uzatacağız. Belli oldu ki. Evet arkadaşlar, Forza Horizon 2'nin ikinci bölümünün sonuna geldik. Evet. Zevkli bir yarış oldu. Yani kısmen zevkli bir yarış oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Size olabildiğince oyun tanıtma detaylarını göstermeye çalışıyoruz. Sadece oynamaya değil. Eğer beğendiyseniz lütfen beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınıza lütfen renk katın videolarımıza. Daha güzel yarışlar çıkartacağımı. Biz daha güzel yarışlar bizi bekliyor. Herhangi bir tekrar söyleyeyim, herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz var ise bunları yorum bölümünden bize ulaştırabilirsiniz. Düzeltmemiz gereken yerler varsa bunları özellikle Orkun'a iletebilirsiniz. tavsiyelerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.